Selamünaleyküm hocam, hayırlı Ramazanlar. Uyumadan sahura eda ettiğimizde teheccüd namazını kılabiliyor muyuz? Sorun budur. Maşallah, maşallah, maşallah. Beş vakit namazı halletmiş. Teheccüd vaktinde teheccüd namazı kılacağım diyor. Hocam ilk defa diyoruz. Böyle bazen filmlere falan da konu oluyor. Teyemmüm diyor, tezemmüm diyor, ne olan falan filan diyor, konuşuyorlar ya. Bazen dalga geçiyorlar, bazen de insanların böyle yarım bilgilerinden kaynaklanıyor. Teheccüd, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme farz kılınmış. Onun üzerine daha doğrusu vacip kılınmış bir namaz. Allah ve Resul aşıklarının da uykularından hicret edip, yataklarından hicret edip, kalkıp 2 rekat, 4 rekat, 6, 7, 8 rekat neyse kıldıkları bir namaz. Teheccüd için, teheccüd namazı için biraz yatıp kalkmak icap ediyor. Ama teravih öyle değil mesela. Kıyama niyet ediyorsunuz. O kıyam yatmadan da geceliğin yapılan ibadete o deniyor. Ama teheccüd için bir dakika bile olsa yatacaksın. İnceliği ne? Vallahi hikmetini Allah bilir. Ama güzelliği şu. Uyuduktan sonra bir adamın kalkması, o uykuya kıyarak kalkmasının ayrı bir yeri var demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teheccüd namazını hiç terk etmemiştir ve üzerine vaciptir. Niçin kılmıştır teheccüd namazını? Soru. Hadi hashtag falan diye bizim size attığımız kanallara, linklere, lütfen hesaplara ulaşın. Bana bunu soru olarak cevabını açıkla hocam deyin. O zaman anlatacağım. Şimdi girmeyeceğim. Fakat sorudan sonra size bir tavsiyede bulunuyorum ya bendeniz. Size bir acilen tavsiyem var. Bilhassa Ramazanları, eğer kaza namazınız varsa, henüz kılmadığınız eksik namazlarınız varsa, geceliğin kalktığınızda kaza namazı kılmanızı tavsiye ediyorum. Bir, şimdi konuşurken pek sevimli gelmeyeceğim ama yaparsan yarın bir gün Allah razı olsun ya, iyi ki söylemiş diyeceksin. Sana bir kardeş tavsiyesi. Hazır kalkıyorsun sahur. İnan bak şu anda böyle bir zaten sosyal mesafe, temizlik, fasıl falan diyorsun ya. Elini şöyle yıkarken bir şöyle bir abdest alıp ayağını da bir şey yap. Temizlik diyorsun, kralı temizliği. Ya şöyle çayı koy, geliyorum ben şimdi. Tamam koy, koy geliyorum derken Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den Rahman. İki rekat namaz kılsan ne olur? Teheccüd sevabı kazanırsın. Abi Ramazan'da oruç tutuyorsun. Sahura kalktığında 2 rekat namaz kılıyorsun. Sahur yaptıktan sonra küt diye yatmıyorsun tabii ki. Değil mi? Neden? Niçin? Sabah namazı var ya. Sabah namazı 2 rekat sünneti var. 2 rekat farzı var. Ama düşünebiliyor musun? Ramazan'da yapılan ibadetler 1'e 700. 1'e 700 ya. O 2 rekat 700 rekat muamelesi görüyor. Allah Allah. Fesübhanallah. Bin diye hadis de var. Yani şöyle alıyorsun elini. Ramazandasın bak. Beni seyrediyorsun. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Hatırlatın arkadaşlar. Bunu yarın zikredeyim. Bu dua acayip bir dua. Acayip bir tesbihat. Günde 100 kere yapıyorsun. Yok yok. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahil azim. Sübhanallah. Her tesbih 1000 sayılıyor ya. 100 çektim. 100.000. Abi bunların bir tanesi hakkında inşallah ölmez sağ kalırsak yarın sorarız. Söyleriz. Yani kalktığında bir alışkanlık kazanabilirsin. Zaten yüzünü yıkıyorsun. Arkadaşlar biliyorsunuzdur. Ne olur benim yine yani size böyle çirkin gelebilir. Kaba saba gelebilir ama. İnanın ki hatırlatmadan edemeyeceğim. Biliyorsunuz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Sizden biriniz yattığı vakit, yatıp kalktığında elini ve yüzünü yıkamadan hiçbir şeyi ellemesin. Uzmanlar diyor ki, elini ve yüzünü yıkamadan hiçbir şey değmesin. Çünkü insan uykudayken ne yaptığını bilmez. Zaten elini yüzünü yıkıyorsun. O şekilde oturuyorsun. Bir de kolları başa mesh et, ayağını yıka, 2 rekatta namaz kıl.
aslanlar gibi. 2 dakika sürmez. Hele benim gibi fırt fırt kılıyorsan 1,5 dakika. Sanki namaza durduğumuzda 6 sayfa mı okuyoruz? Kevser, Felak, Nas. O hemen 2 dakika sürmüyor. Neyse, soru gelsin, devam edelim.